Evet sevgili izleyenler, yeni bir Kıbrıs dosyasından herkese merhabalar. Daha önce de paylaştığımız gibi bugün stüdyomuzda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkan adayı Sayın Katri Felloğlu var. Biraz gecikmeli başlıyoruz, özür dileriz. Tabii Sayın Başkan'ın gezileri var, ziyaretleri var, yoğun temasları var. Bu öyle aksaklıklar normal değil, seçim dönemlerinde olur. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Gecikme sebebi benim. Sizden ve ne demek halkımızdan başkan? Özür dilerim. Evet Sayın Başkan, dilerseniz hızlı bir şekilde girelim. Tamam. Süremizi çok iyi kullanalım. Tamam. Bundan işte bir sene aşkın bir süre önce yapılan yerel seçimde, Lefkoşa için özel yapılan yerel bir seçimde, erken bir seçimde aday oldunuz ve kazandınız, milletvekilliğini bıraktınız ve belediye başkanına geldiniz Sayın Başkan. Ve o süreçten sonra ortaya koyduğunuz projeler oldu, gerçekleştirdikleriniz oldu, gerçekleştiremedikleriniz oldu, süreçte eleştirildiğiniz, takdir gördünüz, sonuçta bir süreç geçirdiniz. Nasıl bir süreç geçirdiniz Sayın Başkan size göre? Yani başarılı mı? Çok başarılı mı, yoksa yapabileceğinizin en iyisini mi yaptınız diyorsunuz? Yani süreç aslında genel anlamda çok zor geçti. Yani bunu çok öncelikle belirtmek isterim. Bu işin başka bir yanı. Ancak biz zamanı, inanın, inanmanızı isterim, çok dolu dolu geçirdik. Ve yani şuna göre değerlendirme yapmak gerekir. Nasıl bir belediye devraldık ve bu 12 aylık, 14 ama 2 aylık zaten seçim yasaklarıdır. Meclis toplanamıyor, karar alamıyorsunuz. Yani böyle rutin işler yapılıyor bu son 2 ayda. Biz dolu dolu geçirdik ve ciddi bir çöküş yaşayan bir belediye devraldık. Mali borç batağı içerisinde, idare yapısı dağıtılmış, kurumsal yapısı dağıtılmış ve biz göreve geldik. Evet, çok rahatlıkla söyleyebilirim, başarılıyız. Başını göğe erdiremedik Lefkoşa Türk Belediyesi'nin. Ama o günlerde olacak, ben buna inanırım. Bir süreç başlattık biz. Gerçekçi olduk, objektif olduk, şeffaf olduk, açık olduk. Lefkoşa Türk Belediyesi'ni halka açtık. Her şeyini bugün, ha bazı arkadaşlar diyor web sayfasını halka, o da olacak. Yoktu web sayfası. Bilgisayar programları zaten çökmek üzereydi biz geldiğimizde. Bakım destek anlaşması yapıldı. Bir kuruş ödenmedi. Firma destek vermiyor. Faturalar yandı çıkmaya başladı. Rakamlar, çünkü destek almanız gerekiyor. Tahmin ettiğinizin daha kötü bir durumda bulunduğunuz. Kesinlikle. Göreyim. Yani dıştan, çünkü biliyorsunuz o dönemde pek yanaştırılmıyordu. Meclis üyeleri daha yanaşamıyordu bilgi almaya. Ama içine girince biz yüzleştik acı tabloyla ve adımlar atmaya başladık ilk günden. Tanımaya, öğrenmeye, çözmeye, sıkıntılarla, sorunlarla boğuşmaya başladık. Ve bugünlere kadar geldik. Bir bizden önce dönem vardı. 7 Nisan 2013 öncesi. Bir de sonrası vardır. Daha iyiyiz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve objektif ve açık sağduyuyla değerlendirilecek olursa bunun net bir şekilde görülebilmesi gerekir. Kesinlikle, yani baktığımızda seçim önce sizin devraldığınız günden bugüne gelinen süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi'nin aynı yerde saydığını ya da daha geriye gittiğini söylemek çok büyük bir haksızlık olur size. Yani bu kesin bir şey ama şu noktalar var Sayın Başkan. Eleştirildiğiniz noktalara ben girmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz gün ben yine size bu soruları sormuştum. Şimdi canlı yayına tekrardan halkımızın önünde dilerseniz size bunları sormak istiyorum. Özellikle reklam panoları konusunda eleştirildiniz ki Yeşil Kitapçık adı verildi o dönem seçim bildirgenize. Orada yazıyordu bu konuyla ilgili sizin de eleştirileriniz vardı parti olarak ve sizin. Bu konuda hala daha net bir şeyin ortaya konamaması ya da çıkamaması ya da tam konunun ne olduğu anlaşılamaması bir eleştiri. Dilerseniz buradan devam tabii, edelim. Tabii tabii. Bak Ali Bey, biz sizinle gerçekten çok iyi bir diyalogumuz vardır. Evet. Ben bunu hissediyorum ve sizi de gerçekten çok takdir ediyorum. Yaptığınız programlarla ülkemize ve halkımıza katkı koyuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ve sizden bir ricam vardır. Bana aklınızda
veya size gelen her türlü konuda soru sorabilirsiniz. Tabii ki Sayın Çok Başkan, rahat. Bizim görevimiz zaten bu. Öyleyiz yani, diyalogumuz, yakınlığımız, arkadaşlığımız başka ama bu işler başka. %100. Onun için her soru lütfen rahatlıkla, ben belediyeyle ilgili her türlü konuya, her türlü soruya açığım ve bizim verilemeyecek hesabımız yoktur. Her hesabı biz verebiliriz. Her konuda biz sizin söyleyecek sözümüz vardır. Ve alnımız bizim açıktır. Elimiz temizdir. Vicdanımız da rahattır. Onun için biz rahatız. Ramon konusuna gelecek olursak, bu genel söylemden sonra. Biz ilk günden itibaren herhangi bir konuyu ele aldığımız zaman biz tarafız dedik. Biz Lefkoşa Türk Belediyesi tarafıyız. Lefkoşa halkı tarafındayız dedik. Belediyenin çıkarları tarafındayız. Buna da böyle baktık. Şimdi bir defa şunu gördük ve öğrendik biz. Bir tahribat yaratıldı mı ve belli bir adımlar atıldı mı, hukuki bazı haklar da kazandırıyor başka tarafa. Ve onları işte elinizin tersiyle itemiyorsunuz. Size daha ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu da böyle bir konu. Buna bir daha anlatayım. Çünkü bu çok önemli. Bütün Lefkoş halkının bu ayrıntıyı çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bizim cebimizden çok para getiriyor Sayın Tabii Başkan. Tabii ki. Şimdi bakınız. Belediye bir ihaleye çıkıyor. Bir firma teklif atıyor ve diyor ki ben %30, özür dilerim, 30 bin TL yılda para ödeyeceğim belediyeye. Bütün şehrin reklam pastasını bana verin diyor. Bir firma teklif atıyor. Başka bir firma teklif atmıyor. Kira ihale komisyonu karar veremiyor. Ve diyor ki meclis karar versin. Meclis de karar veremiyor. Belediye başkanı alıyor. Gidiyor bir sözleşme yapıyor firmayla. Dönem süresini de aşacağı için gidiyor Bakanlar Kurulu'na bunu onaylatmak istiyor. O dönemki. Evet. Bakanlar Kurulu. O da diyor ki 10 yıl yaptın sen bu sözleşmeyi. 10 yıl çoktur. 8 yıl yap getir. Biz onaylayalım. Gider 8 yıl yapar. Orada kalır. Onaylatmaz. Ama bu sözleşmeyi firmayla karşılıklı yapar. Yani ortada bir sözleşme var. Var. İki tane sözleşme var şimdi elimde. Bir tane imzalanmamış. 10 yıllık bir de 8 yıllık. Şahitleri de bellidir. Kim oldukları da bellidir. Şahitler de şeydir yani. Belli insanlardır bu işte. Ve bu sözleşme yapılır. Ve bu iş yürürlüğe girer. Yaklaşık 3-3,5 yıl biz geldiğimizde yürürlükteydi. Biz geldiğimiz günlerde ilk ele aldığımız konu bu oldu. Biz bu konuyu meclise taşıdık. Çünkü meclisi bypass edemezsiniz. Meclis bu konularda karar mercidir. Götürdük, meclis bize bir yol çizdi. Dedi ki bunu tüzük ve hukuk komisyonumuz, iki de hukukçumuz var. Meclis üyesi onlarla desteklensin ve değerlendirilsin ve ona göre adımlar atılsın. Bir rapor hazırladı bize hukuk ve tüzük komisyonumuz. Dedi ki bu sözleşme geçersiz sayılması gerekir. Ancak dedi firmanın da kazanılmış hakları vardır. Bu sözleşme Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından bir şekilde yapılmıştır. Ve yürürlüktedir. Firmanın da hakları söz konusu olabilir. O yüzden çok emin olabilmek için başsavcılıktan görüş alalım. Evet. Bu görüş bize geldi. Biz bu görüşü aldık, meclise götürdük. Neydi görüş Sayın Başkanım? İşte görüş buydu. Tüzük komisyonundan gelen. Mecliste de görüşü savcılıktan görüş aldık. Işte, savcılığa diyorum. Yazdık. Savcılık tamam. Bize hukukçularımızın verdiği benzer görüşü bize verdi. Ve dedi ki siz bu sözleşmeyi geçersiz sayabilirsiniz. Biz de böyle bir sözleşmenin olduğunu kabul etmiyoruz. Bu sözleşme usulsüz yapılmıştır, keyfi yapılmıştır ama vardır dedi bu sözleşme. Yani yargı mı çözer diyor size? Söylediği şu, siz bunu geçersiz sayabilirsiniz. Ciddi usulsüzlükler vardır. Ciddi prosedür hataları vardır. Geçersiz sayabilirsiniz. Ancak dedi, firma da dedi, haklı olarak size dava açabilir ve tazminat isteyebilir. Eğer öyle bir şey yaparsa dedi, siz de sorumlularına bunu rücu edin diyor. Yani bu sözleşmeyi yapanlara. Yapanlara. Evet, biz, süreç nerede şimdi Sayın Başkan? Süreç şurada. Şimdi biz bu konuyu değerlendirdik ve bu süreci de biz katılımcı bir şekilde devam ettirdik. Her partiden bir temsilcisi yeni meclisimizin kararıyla komite oluştu. Ve komite hem Ramon firmasıyla sözleşme yapılmıştır kendisiyle görüştü. Ben de dahi komitenin başkanı benim.
hem de Reklamcılar Birliği ile görüşme kararı aldıydı. Meclis. O görüşmeleri de yaptık. Firma da tabii ki ara emri için başvurdu. Mahkemeye bizim sözleşmelerini geçersiz saydığımız kararı durdurabilmek için ara emri için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de bu ara emrini verdi kendilerine. Evet. Şimdi süreç yani burada bekliyor. Evet, şu aşamadadır. Ha şimdi biz Reklamcılar Birliği'nin ne istemesi üzerine kendi avukatlarını da bizim avukatlarımızla birlikte bu süreci götürmesi için kabul ettik. Yani Reklamcılar Birliği, mecliste bulunan tüm partilerin temsilcileri ve belediye yönetimi olarak ortak bir şekilde hareket ettiniz. Yani burada hiçbir sıkıntı, diğer eleştiri de yok size. Bence yoktur. Yani meclis içinde. Yoktur meclis içinde. Evet. Gerçekten yoktur. Çünkü bakınız, bu işler hukuki meseledir. Ben hukukçu değilim. Ben hukukla ilgili bir sözleşmeyle ilgili bir adım atacaksam hukukçulara sorarım. Hukuk tanımazlık da yapamazsınız. Tanımazlık da yapamayız ve riske atmak istemiyorum ben belediyeyi. Şimdi bir aday çıkar der ki ben iptal edeceğim sözleşmeyi. Ama ben iptal edeceğim demekle olmuyor. Bilmiyorum yani hukukçularla görüşmesi gerekir. Şimdi adaydır, sorumluluk yok. Yumurta küfesi yoktur sırtında. Ben iptal ederim diyor. Demekle olmuyor ama işte İptal evet. edebilmemiz için işin özünü kavramanız gerekir. Anlamanız gerekir. Yürürlükte bir sözleşme var. Belediye imza attı buna taraf olarak. Maalesef yapıldı bu. Ve yargı çözecek. Yargı çözecek bunu. Evet. Peki hemen diğerine geçelim Sayın Başkan. Toptancılar hali. O da çok konuşuldu. Sizin kitapçığınızda da vardı. Bu katkı sağlayacak bir şey Lefkoşa'ya. Bu konuda da bir adım atılmaması yine bir eleştiri konusu olarak şey yapıyor. Ben size bunu söylediğimde siz daha değişik bir çözüm önerisi. Yani çözüm önerisinin genelini ortaya koymak gerekiyor dediniz. Buradan devam edelim. Daha gerçekçi ve daha sonuç alıcı bir çözüm şeklidir o. Şimdi toplantıda hali biliyorsunuz bizim şeydeydi, belediye pazarının yanındaydı. Evet. Orası Avrupa Birliği katkıları restore oldu, Gönyeli'ye taşındı eski eti ambarlarına ve orada şu an bir toptancılar hali var. Ve tabii ki klasik bir toptancılar halidir bu. İşte mal girer içeri, belediye kıymet artı ücretini alır ve çıkar mal dışarı. Hiçbir denetim yok. Evet. Bu toptancılar halinden kimse bir fayda elde etmez sağlık açısından ve hijyenlik açısından ve güvenilirlik açısından. Bizim önerimiz şu oldu. Merkezi hükümet bu konuda ivedilikle bir adım atmalı ve ülkenin merkezi noktasında büyük bir toptancılar hali yapmalı ve içine de en son teknolojiyle bir laboratuvar kurmalı. Bununla beraber gıda güvenliği yasası, bununla beraber hal yasasını çıkartmalı. Ve ülkede üretilen her ürün, et, süt ürünleri, sebze, meyve ürünleri girecek buraya. Numuneler alınacak anında. Kanserojen kalıntı var mı? Çünkü bunları yapan, bunu söylüyoruz, devlet laboratuvarı yapar. Devlet laboratuvarı bunu yapacak durumda değildir. Bu özel bir donanım istiyor. Özel bir laboratuvardır bu. Kalıntı var mı? İlaç kalıntısı var mı? Hep bunlar meyvelerin üzerinden, sebzelerin üzerinden numuneler alınır. Test edilecek ve ondan sonra ülkeye tüketime sunulacak. Aynı şekilde yurt dışından da. Gıda ve süt ürünleri, et ürünleri. Salam, peynir, ülkeyi denen yerde olması gerekiyor Sayın Başkanım bunların. Şu an bütün insanlarımız bir tedirginlik içerisinde. %100. Rahatlıkla tüketemiyoruz tükettiğimiz kadar ve kanser de her geçen gün artmaktadır. Bence en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Evet. Bu küçük ve az kalıntılar meyve sebzelerin üzerinde vücudumuzda birikim yapıyor ve ileriki yıllarda da ortaya çıkıyor. Böyle bir tesis kurulması gerekir. Şimdi biz o dönem işte buradan alındı buraya bir toptancılar hali düşündük. Bir yıllık görev süremiz boyunca bunu yapamadık. Bunu açıklıkla da söylüyoruz.
Şunu görüyor musun Sayın Başkan diğer adaylarda? Ah ne kadar rahat söylüyorsunuz, şunu iptal edelim, bunu iptal edebilirim. Yani kendinizi görüyor musunuz onların yerinde? Ben de gelmeden önce göreve böyle düşünüyordum. Ah bir gelin de görün bu koltuğa oturun diye söylüyor musun Sayın Başkan? Diğer adaylarda benim gördüğüm en temel özellik şu. Duyumlara göre, iddialara göre şu vardır, bu vardır da lazım böyle olmasın. Ya bir daha böyle söylemlerden vazgeçmek gerek. Şeffaf mısınız şimdi şuna? Yani ulaşabilir mi her şeyinize? İddia etmeden yani belediyenin hesaplarına ulaşabilirler mi? Yani böyle internet üstünden değil, başvurdukları zaman her türlü bilgiyi veriyorlar. Ben arkadaşlara söyledim. Her türlü bilgiyi, işte bütçeyle ilgili, borçlarla ilgili, belediyenin mal varlıklarıyla ilgili istediler. Tüm partileri temsil ediyor değil mi Sayın Başkan mecliste? Tabii temsil ediliyor. Hatta bana geldi arkadaşlar, söyledi görevli arkadaşlar, işte şu meclis üyemiz, şu parti temsilcisi, şu parti adayı şu bilgileri istiyor. Verebilir miyiz? Dedim bana sormayın. Belediye ile ilgiliyse istenilen bilgiler verin. Ha bir tanesi geldi, belediye çalışanlarımızın telefon numaralarını istedi. Siz olsanız verir misiniz Ali Bey? Asla. Özel bir şeydir ya. Yani dedik bu da olmaz yani. Tamam şeffafız, demokratikiz. Ve ben isterim eşit koşullarda olsun bu yarış. Adaletli bir şekilde olsun. Ve biz dikkat ederseniz son iki aydır belediye ile ilgili tüm açıklamaları ben kendim yapmıyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi yapıyor bu açıklamaları. Hiç kendimi belediyeyi kullanarak ön plana çıkmıyorum. Ancak mecburuz, zaman zaman belediye başkanısınız. Gidiyorum birkaç saatte belediyede çalışıyorum. Her gün. Mecburen bırakamayız orayı da. Bu durumdayken bırakmayız. Bırakmayacağız. Asla bırakmayacağız. Ve toplantılar haliyle ilgili Ali Bey durum budur. Bence hemen sorular var Sayın Başkan. Onları da biraz tamam. Soralım. Bu iki konuyu açıklık getirdik. Adaylarla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyur. Bir, duyum iddia lütfen yapmayalım. Öyle iddia, duyum inandırıcı değildir. İkincisi, belediyenin gerçekliğiyle bağdaşmıyor yaklaşımları. Ya 7 yılda bu belediyenin her tarafı dağıtıldı. Her tarafı çökertildi. Bunu bir tanesi kendi tarafı yaptı bunu. Ve gelir bana şimdi hesap ora. 7 yılda dağıtılan belediyeyi niye yolları tamam değil? Niye şu tamam değil? Niye bu güleyim mi, ağlayayım mı? İnanın ben de şaşırırım. Orada bir yani bizim vallahi öyle bir şey var. Bütün samimiyetimle söylüyorum ama sağduyu sahibi herkes biliyor 7 yılda ne yapıldığını. 1 yılda bizim neler yapmaya çalıştığımızı ve neler yaptığımızı da görüyor ve ben geriye dönüp baktığım zaman inanın ben de Allah Allah derim ya. Yani bu kadar tahribata göre nasıl bu kadar işi yapmışız? Hayır, ben sizin çok sıkıntılı olduğunuz günlerde gördüm Sayın Başkan. Yani biz onlar program da yaptığımızda oldu. Da sizin sinirlerinizin hani böyle tavan yaptı ama sakin olmaya çalıştığınız, moralinizin bozuk olduğu dönemler, belki de yeterince güvendiğiniz kesimlerden destek alamamanız, bu süreçte destek derken sadece şey değil yani bir manevi anlamda destek alamadığınız çok açık. Yani yalnız bırakıldığınız, sadece meclis üyelerinizle birlikte hareket ettiğiniz çok açıktı Sayın Başkan. Yani ben bunu dıştan birine sonra gözlemledim. De Fellaoğlu gerek hani açık açık söyleme gerek partisi tarafından gerekse birçok yani seçim dönemindeki birçok kesim tarafından yalnız bırakıldı diye ben gördüm Sayın Başkan. Yok, yani, bilmiyorum. Ya, ben inanın buna katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum, izah edeyim. Tabii katıldım bence diyemezsiniz zaten. Yok bak ben rol yapmasını bilmiyorum. İstemiyorum, sevmiyorum da. İçimden nasıl gelirse öyle konuşurum, öyle davranırım. Hatta bazen öyle aday arkadaşlara katıldığımız programlarda bana derler ya bozulma, katlan, dayan. Ya dedim, yani, siz çok şey dışa vurursunuz. Yani vururum yani. Böyle yani bizim de böyle bir yaratılışımız vardır. Evet. Şimdi beni bu zor dönemde ayakta tutan ne oldu biliyor musunuz? Ve umudumu hep yüksek. Zaman zaman insanız. İsyan ettiğimiz noktalar da oldu. Gerçekten yani nasıl kıyılır, nasıl yapılır? Yani en karşıtınızdaki kuruluşlar, kişiler yapmaz yani bunu. Evet. Ve isyan ettiğimiz, duygulandığımız anlar da oldu. Umudumuzun
Yani böyle yaşadıklarımızdan dolayı dibe vurduğu anlar da oldu. Olmadı değil. Ama genel olarak hep umudumu korudum. Neden? Çünkü korkunç bir toplumsal dayanışma çıktı ortaya. Sivil toplum örgütü. Kiminle konuşursam, bak samimi olarak söylerim. Ekonomik örgüt, ticari örgüt, siyasal örgüt, toplumsal örgüt. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya biz de bir şey yapmak istiyoruz. Onlara bir katkı biz de koyalım. En yakınlarınızdakileri tamam. Ona da geleceğim Ali Bey. Yani benim umudumu koruyan ve ayakta tutan bu yaklaşımlar oldu. İş insanları yardımcı oldu bize. Bu şehrin iş insanları. Sahip çıktı belediyesine. Çünkü bize inandı ve güvendi. Çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı. Bize inandı ve güvendi. Ve iki ay maaş almamasına rağmen 13. maaş listeyken, belediye bataktayken bu çalışanlarımızın büyük bir kısmı sahip çıktı belediyesine, iş yerine ve çalıştı. Büyük bir kısmı. Sivil toplum örgütleri. Kimisi görüşünü katkı koydu. Kimisi emeğini katkı olarak koydu. Ve bu desteklerle biz ayakta durduk. Şimdi bizim hükümetimize gelelim. Biz eski hükümet, eski belediye yönetimi ilişkisini reddediyorum. Öyle bir ilişki biçimi hiçbir şey kazandırmadı belediye. Siz özellik mi istiyorsunuz Sayın Başkan? Evet, özellik. Evet, bedel ödemek istiyoruz biz. Bedel ödeyeceğiz ki bir daha yapmayalım bunu. Ve böyle yani hak etmediğiniz bir parayı da vererek, ki eskiden böyle oldu, hiçbir işe de yaramadı. Haydan geldi, huya gitti. 20 milyon TL KKDC bütçesinden kesti eski hükümet. Eğitimden, sağlıktan, yol yapımından, altyapı ihtiyaçlarından kesti, bakanlıklardan kırptı ve belediyeye 20 milyon para aktardı. Bir kısmı hibe, bir kısmı borç. Bir aday övünür, bir ay görev yaptı. 5 milyon hibe geldi kendisine. Sayın Başkan, 5 milyon. Bu noktada sizi geçen takdir ediyorum şu anlamda, şimdi söylediğiniz anlamda. Birçok CTP adayı, birçok değil, özür dilerim yanlış söyledim. Birkaç belediye başkan adayının ben propagandasını duydum. İşte CTP hükümettedir, o yüzden bizi seçmeniz lazım. Çünkü CTP başka belediyeye yardım etmeyecek. Başka bir aday seçilirse. Siz diyorsunuz ki ben geldim ve aynı partili olmama rağmen hiçbir ayrıcalık istemedim ve istemeyeceğim diyorsunuz. Hayır, hakkım olanı istiyorum sadece. Ben iki şey istedim Ali Bey hükümetten. Bir dedim intibak komisyonu kurulsun tekrar. Kur'an-ı Kerim değil ya bu intibaklar. Yapıldı, edildi. Çok önemli bu nokta. İntibaklar, yasal sorumluluk oradadır. O yaptı bu intibakları. Gitti yaptılar tasarıyı, İdari ve Sosyal İşler Komitesi'nde duruyor. Orada hükümet iradesini devam ettirmedi, sürdürmedi, sonuçlandırmadı. İki, benim istediğim hükümetten bizim 45 milyon TL gecikmiş faizlerle birlikte alacağımız vardır. Bunların yaklaşık 30 milyonu ana paradır, geri kalanı da gecikme faizidir. Yasa yaptı hükümet, gecikti yapsın. Tabii 3 tane değişik hükümet gördük biz. Bir İrsen Bey hükümeti, Sibel Hanım hükümeti ve Özkan Bey hükümeti gördük biz bu bir yılda. Birini anlayana, tanıyana kadar o biri geldi. O biri gitti, sonuncusu geldi. Yani orada da herhalde birazdan onu da konuşuruz. Bir takım uyumsuzluklar da var. Yani bunlar da yaşanıyor. Ortağınız memleketi idare etmeye talip ortağınız siyasi geleceğinin peşinde 3 gün kala seçime. Mesela orada bir şey açıklamadı sen Serdar Denktaş, bu yani gerçekten şunu söyleyelim, biraz komik de geldi toplumun geneline. Ben takip ettiğim şu açıklaması, siyaset bu mu? Sayın Kadriferlioğlu ve Sayın Harmancı bizi ziyaret etmedi, bizi ziyaret eden danaya biz destek verdik. Yani siz ziyaret etseydiniz daha önce davranıp size mi verecekti yani desteği? Ya, çocuksudur bunlar, ben size söyleyeyim. Yani bunlara halk güler geçer. Peki o zaman bırakalım, halk gülsün geçsin. Biz sorulara geçelim Sayın Başkanım. Geçelim. Hızlı bir şekilde insanlarımızın da soruları var. Fazla su parası ödetilen metan bölgesindeki insanlar için çözüm önerisi yani üretimi nedir Sayın Fellahoğlu diyor. Bu konu bizden önceki dönemde olmuştur. 2012 yılında olmuş bir konudur. Fazla su ödettirilmedi. O dönem belediyenin başıboş olduğu dönemde. Şimdi bazı insanlar var belediyenin içinde, eski sendikacılardır bunlar. Bir adayın peşinde koşturuyorlar, koşturabilirler.
Onu seçip belediyeyi idare etmek isterler. Bütün yapmak istedikleri odur. Kendilerini bir çalışan gibi görmüyorlar. Yazık. Maalesef. Eğer kesin bu böyledir, bunu %100 emin olarak söylüyorum. Çünkü sekreterimi onlardan biri açıp bir adaya randevu alıyor ve belediyeye geliyor. Böyle. Yani bu vatandaş da bunu bilsin artık. Bu bir. İkincisi neydi sorarıyla çok özür dilerim. Bu şeydi, metan bölgesinde. Metan bölgesinde. Evet. Bu çok bizden önceki o olan bir dönemdi. Şimdi bir şey bulamıyorlar bizimle ilgili. Eski dönemden kalan bazı yanlış uygulamaları, ki kim olduklarını biz biliriz, okumadan fatura yazdılar. 80 lira yazacağına 30 lira yazdılar. Ve bu giderek en son saatteki rakam arttı. 300 lira, 500 lira yazdı. Yani zamanında yazılmayan daha sonra yüksek rakamlarla yazıldı. Evet. Bu belediyenin bir kaybı yoktur burada. Ama insanlarımızın bir kaybı vardır. Bu her zaman belediyenin tarihinde her zaman olmuş bir şeydir. Bu bir insan hatasıdır. İnsan sorumsuzluğudur. Evet. Devam edelim Sayın Başkan. YKP'nin ele geçirdiği belediyenin 2014 mali bütçesine göre başkanın senelik maaşı 13.500'den 170.000'e çıkarılmış. Bunun hakkında ne söyleyecek Sayın Fellaoğlu? Bunu Halil arkadaş her televizyon programında okur. Anlattık. Anlamamazlıktan gelir. Yani anlamaz demeyeceğim çünkü zeki bir arkadaştır. Tabii genç çok, bir arkadaştır. Çok da severim kendisini. Evet, çok iyi bir insan. Tutturdu şimdi bütçede belediye başkanlığı maaşını artırdılar. Bu baremle ilgili meseledir. Belediye başkanlığının bir baremi var. O baremdeki maaş neyse, yani nedir inanın ben de bilmem. Barem 19'dur, barem 19 adır bilmem. Neyse o ve yıllık artış neyse o otomatik yansıtılır. Yani özellikle artırılmış bir maaş yoktur burada. Yılda galiba 135 bin idi. Kaç oldu? 170 bin oldu yılda. Bilmem. Ve bir televizyon programında artık burama geldi. Mecbur kaldım. Bu konulara bağlı olarak neler yaptığımı da anlattım. Anladayım bir daha. O kadar... Yok rahatsız edici bir şey değil de beni rahatsız eder ama... Boşver anlatmayın sen. Yok anladayım. Ben, Ali Bey bak bir şey söyleyeyim. Ben üzülüyorum bu maaş konusunu bu şekilde gündeme getirdiği için. Biz belediye geldiğimiz günden göreve içtiğim kahvenin parasını ben öderim. Geldiğim günden belediyeye tüm konukların, tüm ziyaretçilerin, tüm misafirlerin gene ben kendi belediyeye ödettirmedim. Bir küçük araba kullanırız sınırlı şehir içinde, makam arabasını da kullanmadık. Onun akaryakıtını da ben kendi cebimden ödüyorum. Belediyeye ödettirmedim. Yurt dışına gitmek zorunda olduğum ziyaretler oldu. Onun da her türlü masrafını biletlerde dahi ben... Yani bu kadar hassasiyet gösteren bir insana eğer böyle maaş konusu konu edilirse ben de hiç istemediğim halde açıklamak zorunda kalırım bu durumları. Evet, devam edelim. Sen yani bizim de bu belediye güzel böyle, konular değil bunlar. Böyle bir katkımız olsun istedik. Size. Yani buna inandım. Benim de bu belediye böyle bir katkım olsun dedim ve böyle hareket ettim. Çok sınırlı bir dakikalarımız kaldı Sayın Başkan. Tamam. Borcu artan bir belediye nasıl başarılı diyor. Ve bir izleyenimize biraz önce aramış, demiş ki 300 kişi işten durdurulacak diye duymuş. Sayın Başkan'ın ağzından duymak istiyoruz. Böyle bir şey var mı yok mu diye. Bu kesinlikle doğru değildir. Bu diğer aday arkadaşlarının, yandaşlarının maksatlı olarak dedikodu mahiyetinde yaydıkları ve kendi açılarından sonuç elde etmeye çalıştıkları bir manipülasyondur. Yanlış bilgilendirilmedir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evet. Ve diğeri neydi? Belediyenin borcu arttı diyor. Nasıl başarılı? Şimdi diyor. Bunu da anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Anlamak istemiyorlar. Şimdi belediyenin Ali Bey resmi kayıtlarında 118 milyon borçla devraldık biz bunu. Kayıtlarda gözüken bu. Biz diyoruz ki bu arkadaşlara, arkadaşlar biz bankalara olan borcu yapılandırdık. Her ayda 1 milyon taksit kesiliyor ve azalıyor. Sigorta ve ihtiyaç sandığı da artıyor. Tek artan odur. Bunu da
maksatlı bir şekilde borç artıyor, borç artıyor diye. Yani yeni bir borçlanma yok. Yok hani ve yeni, evet. Bak daha bitmedi. Ve biz diyoruz kendilerine ki arkadaşlar, biz çalışanlarımıza 2 ay geriye dönük maaş ödedik. Bir de 13. maaş ödedik. Evet. Eğer bunlar olmasa bu borçlara yatacaktı, bu borç da düşecekti. O şimdi o 2 maaş ve 13. maaş borçlarda gözükmediği için, kayıtlarda olmadığı için 118 milyon gözükürdü. Anlatabiliyor muyum? Yeni, evet, bir borç yapmadık biz. Artan borç sigorta ihtiyaç sandığıdır. Onu da soruyor ve izleyenimizin bir tanesi, onlar hakkında ne olacak diyor. Şimdi biz 18 milyon bir yılda bir katma değer yarattık ve çalışanlarımıza geriye dönük maaşlarını, hı, kapattık. Şimdi sıra sosyal haklarında mı? Düzenli maaş ödedik ki biz böyle göreve geldiğimizde belediye kendi parasıyla maaş ödeyemezdi. Doğru. 400 bin lira da eksildiydi en son maaş ödesin. Hı hı. Onu da devletten gene borçlandılar. Onu da biz ödedik. Devletin bize ödeyeceği su paralarından. Şimdi sıra sosyal sigortalara geldi ve emekli olup veya rahmetli olup ödeyemediğimiz insanların kıdem tazminatlarına geldi. Yeni dönemde ilk fırsatta bunlar da ödenecektir. Artık geriye dönük maaş yok. O tarihe mal oldu. Şimdi artık yavaş yavaş taksitlendirilecek mi Sayın Başkan bunlar? Nasıl ki elektrik kurumuna olan borçları yapılandırdık ve her ay ödüyoruz. Zaten Çalışma Bakanı'yla sizin bir şey... Çalışma Bakanı'na çalışmalarım. Biz onu şimdi istemedik bu seçim öncesi. Propaganda. Propaganda malzemesi yapalım. Biz görüştük. Bu iş hazırdır. Ve sosyal sigorta yapılandıracağız. İhtiyaç sandığını da işte yılları tamamlananlara yatıracağız ki faydalansınlar. Zaten propaganda olmaması gerekiyor. Çünkü Çalışma Bakanı herhalde başka bir başkan geldiğinde gene aynı uygulama yapacak. Tabii başkan da iyi niyetine, bağlı. Kesinlikle gelecek olan başkan. Çalışma Bakanlığımız tabii bu bir seçimde biz oluruz, başka bir arkadaşımız olur. Aziz Gülpınar'ın öyle bir şey yok. Asla. Hangi, evet, arkadaşımız gelirse, kesinlikle, göreve o arkadaş da yeter ki sosyal sigorta borçları yapılandırılacaktır. Tabii başkanın da iyi niyeti gerekiyor bu noktada sadece. Çünkü bir bakarsan başkanda böyle bir niyeti de olmayabilir. Ali Bey bak biz şunu diyoruz. Bir daha 7 Nisan 2013'e asla dönmeyeceğiz. İki, yeni maceralara hayır. Yeni maceralar kaldırmıyor bu belediye. Biz, evet, bir istikrar sağladık. Bu istikrara devam etmek istiyoruz. Ve uygulanabilir projelerden konuşmak istiyoruz. Biz belediyenin durumunu biliyoruz. Öyle 2006'da da bilgisayar oyunlarıyla, 2010'da da projeler havada uçardı. Belediye uçtu havaya. Biz ayakları yere basan, hayali olmayan gerçekçi projeler hepsi gündemimizde vardır. Önce altyapı. Altyapıyı, nasıl ki 7 milyon kaynak yarattık ve altyapı yatırım yaptık. Önümüzdeki 7 yıl 10 milyon kaynak yaratacağız. Çözüm ortakları dediğimiz TC tarafı ve Avrupa Birliği tarafından hazırdır. Bu temaslar da yapılmıştır. Projede de sunulmuştur. Bunları hayata geçireceğiz. Evet. Ve adım adım. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Daha çok sorumuz vardı. Benim bir left coach olarak da çok sorum vardı ama artık tabii soruların da bir anlamı kalmadı. 3 gün kaldı seçime. 3 gün sonra Sayın Başkan size başarılar diliyoruz. Diğer adaylara başarı diliyoruz. Hanginiz kazanırsa kazansın. Yeter ki left coach halkı kaybetmesin. Left coach'ımız kaybetmesin. Eğer seçilirseniz yeniden sizlere başarılar dileğimizi sunacağız. Kim olursa başkanımız onunla birlikte umarım left coach'ımız en güzel günlere ulaşır. Sayın Başkan. Ali Bey size katılırım. 29 Haziran çok önemli bir seçimdir. Özellikle Lef Koşan'ımız için. Hı hı. Geleceği bakımından çok önemli bir seçimdir. Ben bu seçimin tüm ülkemize, Lef Koşan'ımıza, tüm halkımıza en iyi, en güzel, en yararlı, en önünü açacak sonuçları getirmesini dilerim ve aday olan tüm belediye başkan adayı arkadaşlarıma burada programlar yaptık, tartıştık. Kendileriyle, onlar da bizim kardeşimiz, bizim insan, biz onları da çok seviyoruz. Aday arkadaşlara ve tüm belediye meclis üyesi aday arkadaşlara seçim çalışmalarında ben başarılar diliyorum. Dediğiniz gibi az kaldı. Pazar günü halk konuşacak. Halk yaşadığı tecrübelere göre de oyunu kullanacak ve bu tecrübeler ışığında da inanıyorum ki en doğru kararı verecek. Ben şimdiden çıkacak olan sonucu saygıyla karşılayacağım ve Lef Koşan'ımıza, bizlere en iyi sonuçları getirmesini diliyorum önümüzdeki 4 yıl için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size, sağ olun. Evet, Kıbrıs Dosyası'nın ilk bölümünün sonuna geldik. Birazdan anayasa referandumunu konuşacağız. Sayın Ali, bizden ayrılmayın.